Sıradaki sorum, yurt dışında öğrenim görmek senin için neden önemliydi? Neden Stanford'a başvurmayı düşündün veya karar verdin? Ya aslında yine başta da bahsettim biraz. Yani yurt dışında yani bence onu şöyle düşünebiliriz yani. Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ne kadar önemliyse bence Türkiye'deki öğrenciler için de yurt dışına gitmek o kadar önemli olmalı. Çünkü yani biz aslında burada yani ne kadar kendi çapımızda böyle hani iyi insanlar arasında iyi bir durumda bile olsak aslında yurt dışına gidildiği zaman hani yani benim deneyimimde en azından hani Avrupa'ya gittiğim zaman orada Avrupa'nın dört bir yanından hatta dünyanın dört bir yanından gelen başka başarılı insanların olduğunu fark ettim. Onların farklı bakış açıları olduğunu fark ettim. Ve hani hem onlardan öğrenmek hem de onlarla kendi bilgilerimi karşılaştırıp veya onlara bir şeyler paylaşıp onların yorumlarını almak benim için çok faydalı oldu. Biraz Stanford'a başvuru sürecim de bu şekilde şekillendi. Yani orada hani özel olarak Stanford'dan bahsetmem gerekirse hani ben bu Londra'da işte staj yaparken teknoloji sektörüyle biraz ilgilenmeye başladım ve orada teknoloji sektörünün gerçekten uzun vadede önemli bir dünyada önemli bir rol alacağını fark ettim. Bu yüzden de hani Silikon Vadisi'ne teknolojinin inovasyonun merkezi Silikon Vadisi'ndeki Stanford'a başvurmaya karar verdim. Orada işte master programlarını incelerken hani ben ekonomi okuduğum için hani ve ekonomi doktorası yapıp orada da ilerlemek istemediğim için aslında tek önümdeki seçenek yani nadir seçeneklerden biri MBA'ydi. Ve Stanford'ın da böyle o zaman sadece Stanford, Harvard ve galiba başka bir Chicago, University of Chicago'da vardı. Deferred MBA programı diye bir şey var. Bu da şu demek aslında, üniversite son sınıftaki öğrenciler veya master programlarının son sınıfındaki öğrenciler MBA programına başvurup belli bir süre 2 veya 4 yıl erteleyip girişlerini yani önceden kabul alıp iş tecrübesi kazandıktan sonra MBA'ye gidebiliyorlar. Ben de bu fırsattan istifade ederek aslında üniversitenin 4. sınıfında başvurdum. İşte GMAT testi vardır. Onu aldım, ona çalıştım, onu aldım. İşte yine eseyler yazmak gerekiyor, onları yaptım. Referansları alıp başvurumu yaptım ve sonucunda da kabul aldım. Yani orada da açıkçası hani bayağı bir yani o zaman başvururken hani kesin kabul alırım diye bir şey söyleyemiyordum. Daha önce bunu yapan bir kişi duymuştum sadece. Ama 4. sınıfta iş teklifim vardı, zamanım vardı, şansımı denemek istedim ve sonucunda iyi bir şekilde sonuçlandı. Bayağı da mutlu oldum yani o zaman. İşte normalde 4 yıl ertelemiştim ben iş tecrübesi kazanmak için. İşte geçtiğimiz Eylül'de başlayacaktım ama koronavirüs yüzünden bir sene daha ertelemeye karar verdim. En sonunda önümüzdeki Eylül'de başlayacağım.